Sofrasından mı? Buradan çıkacağız Hı -hı. biz demek istiyor ve burada çıkacağız. Hatta evet. bir sosyal medya birisi de ona şey yazmış. Ee, o demiş çakallar sofrasıdır, çakallar sofrası. Hı -hı. Çakallar da böyle cesur davranmaz diye böyle artık ikonik anlamları üzerine meselenin... Evet. Tamam. Ee, Şimdi... Yani ortada... Özgün Hocam, Bekerin Barış Özgün Hocam'ın bir bahsettiği durum, o kıpırtla, bir yani bir olabilir. Mayıs, sen de görüyor musun o sözünü ettiği işaretler? Evet, ya, tamamıyla görüyorum. Yani Türkiye'nin e, Erdoğan bekası için her şeyi yapabilecek bir pragmatik lider. Yani e, cemaat kalemlerinde, FETÖ'cü kalemlerde bir hareketlenme, daha fazla içerik üretme, video üretme, e işte Cefer'i konuşmuştuk, Güvenlik geçen Güven'i konuşmuştuk. Görüyor musun? Oraya bağlayacağım den? zaten. Yani. Şimdi Erdoğan bekası için her şeyi yapabilecek pragmatik bir lider. Bugün ak dedeni yarın kara diyebilir. Şimdi o zaten böyle bir politika ilerliyor. Olası seçimlerde tekrar iktidara gelmek için hem dünyadan destek almak istiyor hem de Türkiye'deki bazı maalesef ama maalesef kötü olayların devam etmesini istiyor. Fethullahçılarda ise, ya bakın çok açık bir şekilde şimdi biz işte tutuklu askerleri vesaireyle falan falan konuşuyoruz yani Fethullahçı askerlerden bahsediyorum. Ama yurt kaçan da ciddi bir Fethullahçı askerler var ve onların ben mesela tweetlerini mesajlarını gördüğümde yarın döneceğiz diyorlar. Yarın döneceğiz ve bunların hepsinin intikamını alacağız diyorlar. Çok açık bir şekilde hiç böyle hani ima da değil çok böyle açık bir, bir şekilde. bir cesaretle konuşuyorlar Tabii canım, yani. Hiç, hiç şüpheniz olmaz çok açık bir Bildiğiniz ölüm tehdidinde bulunuyorlar kendileri aleyhine konuşanlar hakkında. Keza işte Fethullahçı bazı e, kalemşörler falan gazeteci demeye benim dilim varmıyor. Onlar da çok özgüvenli bir şekilde konuşuyorlar. Yarın öbür gün işte Erdoğan'la e, iş tutan Atatürkçülerin, Cumhuriyetçilerin yargılanacağı gibi cümleler kullanmaya başlıyorlar. Onlar Atatürkçü, Cumhuriyetçi kelimesi kullanmıyorlar. Böyle bir şekilde Atatürkçü ve Cumhuriyetçileri karşısına almak istemediklerinden dolayı Avrasyacı diye bir böyle genel terim altına e, koyuyorlar ki o Avrasyacı terimini biz Ergenekon iddianamelerinden <laughs> gördük yani. Çok fazla seni ne demek istediğinizi biz anlayabiliyoruz. Sonuçta FETÖ'ler aslında yarım kalmış işlerini tamamlamak istiyorlar. E, ben o kıpırtıyı görüyorum. E, bunu da devam edeceğini de görüyorum. Ama bir şey söyleyeceğim. Bunda da en büyük suç Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve e, Erdoğan'ındır. Çünkü siz FETÖ'yle mücadeleyi bir partinin himayesine tekelini bırakamazsınız. Daha iddialı bir cümle. FETÖ ile mücadele AKP'ye bırakılmayacak kadar ciddi bir iştir. Siz Hilal Kaplan'la FETÖ mücadele yapamazsınız. Anlatabiliyor muyum? Zamanında FETÖ övgüler düzen insanlarla FETÖ mücadele edemezsiniz. Ama siz o insanları vitrine koydunuz. Onunla mücadele eden insanları FETÖ'cülükten içeri attınız. Cumhuriyet Gazetesi'nin başına gelenlere bakın. Sözcü Gazetesi'nin başına gelenlerine bakın. Vesaire vesaire uzatabilirim. Dönüp dolasın. Ahmet Şık'ı fetö propagandasından ceza verdiniz. Yani. yani Abdülkadir Selvi ile fetö mücadelesi yapamaz mısınız? Diyorsun. Kesinlikle yapamaz. O yazıya, o yazıya geleceğiz. Sürekli aleyhinde o, konuşuyor o şu anda. O yazıya geleceğiz. İttifadı Can Hüracı savunuyor. Aa hayır öylece. Şey. Cumhurbaşkanını savunuyor. Arşi... Bakın Cumhurbaşkanı. Fetö ile mücadele Cumhurbaşkanına. konusunda Cumhurbaşkanına. Cumhurbaşkanının e, en öncü kişi olduğunu söylüyor Erdoğan'ın kendi partisi bile bu mücadeleye sahip çıkmazken. En çok Erdoğan'ın bu konuda risk aldığını, cesaret gösterdiğini söylüyor. Daha iddialı bir şey söylüyor. Selvi. Diyor ki ben diyor o zaman FETÖ'ye övgüler dizerken ben o övgüleri Erdoğan'dan aldım, cesaretle yaptım demeye getiriyor. Erdoğan'ı suçunun içine koyuyor. Bakın suç ortağı yazıyor. Onun onun okumasına geleceğiz. Bir saniye onu ben şey. bilmiyorum. Tabii. Şimdi şöyle e, o tweet'i getirelim arkadaşlar. E, Sedat, Sedat Selvi demiş. Abdülkadir, Abdülkadir Selvi'nin. Selvi evet. Evet. <laughs> Saatler. İyice isimler şey, karıştı değil mi? Böyle karışıklıklar. Kusura bakmasın kendisi. Abdülkadir Selvi'nin meşhur bir yazısı var. Hocam Türkiye'ye dön artık. Eski tarihli. 9 Aralık 2013 tarihli. Hı hı. E, hocam, bir hafta evvel. He? 17 Aralık'tan tam bir hafta evvel. Ha, 17 Aralık sürecinden bir tam hafta bir hafta evvel. 17-25 Aralık'tan bir hafta evet. evvelki bir yazı. Burada ohu, neler var? Şöyle biraz bakalım. Bir hepsini okuyamayız belki de. Buraya da verirseniz arkadaşlar ha, ben de buradan bakalım. Benim tek derdim bu işten cemaatin de AK Parti'nin de daha fazla zarar görmemesi. Aslında birçok hak e, ha, hamiyet sahibi gibi benim gönlümden geçen ne biliyor musunuz? Memleket denince gözlerinizin dolduğunu biliyorum. Memleket denince gözlerinizin dolduğunu biliyorum değil mi? Gülen'e söylüyor. Gülen'e yazıyor bunu yani. Evet. E, ağlamaktan gözlerinizin şiştiği, her Mesut gün sırtından bizim... bir hançer yiyorum diye hayıklandınız şu günlerde. E, Peygamberimizin vefatından sonra Hazreti Ebu Bekir'in gösterdiği dirayete benzer bir şekilde dönüp başımıza gelseniz hocam. Peygamberimizin vefatından sonra Hazreti Ebu Bekir'in gösterdiği dirayete benzer bir şekilde dönüp başımıza gelseniz hocam. Bu arada az önce... Daha ne desin? Hamiyet diyeceğim. Daha önemli bir şey söylüyor. Daha diyeceğim. ne desin? Aşağıya indi. Çok daha önemli. Bunun üstü çok daha önemli. Bu yazıda mı? Bu, Bu yazının bir bak, üstü. Bakalım üstü eksik işte, bir işte, sen evet, tamamla. Ben oraya gittim. Sizin orada çok, olmanız çok bazı komplo yaşıyorum. teorilerine de yataklık ediyor. Ne olur hocam bugün iş şirazesine çıkmak üzere Türkiye'ye dönün. Artık. Komplo teorilerine Dün yatan yatak Başka var mı aktaracağımız? Dur, tweet'e geçme. Dur, tweet'e geçme. Şimdi bakın, bu yazının, bu yazının, bu, yazının en önemli meselesi bir Abdülkadir Selvi'nin zamanında Fethullah Gülen'e övgü dizip bugün işte Fethullah Gülen'i e küfür etmesi meselesinden daha önemli bir şey var. O yazının bir yerinde diyor ki, bakın 2019 9 Aralık. Diyor ki bir çözüm süreci başlatalım diyor. Bir çözüm süreci başlatalım evet, diyor. Evet, 2013'te aynen şöyle. İsmi istismar konusu yapılmasın ama çözüm süreci gibi bir şey. Bakın bugün burada konuşuyoruz. Ben gündeme getirdim. İsmini siz koyun diyor. Ve daha ağır, ağırıma giden ne biliyor musunuz? Diyor ki, Fethullah Gülen'e, bana kalırsa terör örgütü liderine, bu ülkenin yargı tarafına terör örgütü lideri olduğu da tescil edilen Fethullah Gülen'e Abdülkadir Selvi diyor ki burada diyor bu çözüm sürecinde MİT müsteşarı Hakan Fidan görev alsın diyor. Ama devam ediyor. 7 Şubat'tan dolayı Hakan Fidan ismi üzerinde çekinceniz varsa bakın Fethullah Gülen'e diyor ki Hakan Fidan ismi üzerinde çekinceniz varsa kim olacağını söylemek bana düşmez. Siz belirleyin diyor. Pardon. Pardon. Abdülkadir Selvi MİT müsteşarımızı beğeniyor musunuz? İster misiniz o olsun mu? Eğer olmasını istemiyorsanız çekinceniz varsa başkasını bulalım diyor. Kim Fethullah Gülen ya? Nasıl MİT müsteşarınız siz böyle bir şey? MİT müsteşarı bu süreçte AKP Fethullah ile... Fethullah Gülen kim olacak işte bu fotoğrafı verdiği kişi... Ha, şimdi. Bakın MİT müsteşarı Hı. AKP-FETÖ kavgasında Sizin var mı böyle bir AKP-FETÖ kavgasında görev almıştır aracı olarak. Onu Femikor'da yazanlar da Ancak ve ancak Abdülkadir Selvi'nin Fethullah Gülen'e Hakan Fidan'ı beğendirmeye çalışması. Beğenmiyorsanız başkasını bulalım demesi ne kadar ağır bir şeydir. ya. Şimdi şöyle. Benim gördüğüm kadarıyla bir insanın görüşleri değişebilir. Ama o dönem koşulları içerisindeki görüşüne bakıldığında bile bu utanç veriyor. Tabii utanç diyor verici diyor. bir şey. Barış ben ona dikkat çekiyor. Yani ey Selvi sen bugün bunları söylüyorsun ama zamanında böyle söylüyorsun demiyor. O günkü perspektifte bile ne hakla böyle bir şey söyleyebilirsin diyor. Ee, Gülen kimdir diyor Fethullah Gülen'e. Evet 7 Şubat'ta Hakan Fidan'ı tutuklatmak istemiş. Evet 7 Şubat'ta Hakan Fidan'ı tutuklatmak Şur, istiyor. Çekinceniz, çekinceniz varsa başkasını bulalım diyor. Sen kimsin ya? Kimsin? Niye Şu demin ki yani, fotoğrafı mı? Mektubu. Mektubu. Yazının Aha. üstünde zaten tamam mı? Evet, evet. Mektup yani, diyorum yani ben buna. Şey, çağrı hani, aslında bu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün üzüldüğünü ve bu ithamı hak etmediğini düşünüyorum. Sonra Davutoğlu'nun ne kadar çabaladığını biliyoruz. Ya yani aslında herkesi orada tek tek e, mazur göstermeye çalışma. Var, çalışıyor. Beğendirmeye çalışıyor. Herkesi ha. E, Gülen'e affetti. Yani bir uzlaşma evet. için karşı tarafı mazur göstermeye çalışıyor. Yani yazının orta bölümü çok daha Bu standan... onda birini, onda birini başkası yazsa neler başına gelir? Nasıl bir ya çok çok utanılacak bir yazı. Şu aslında var ya AK Parti yani AKP ile Fetullah Gülen ve cemaatinin aslında işbirliğinin birinci elden bir itirafı bu işten cemaatin de AK Parti'nin de fazla zarar görmemesi tek derdim diyor. Ya Böyle bir birlikteliği ortaya koyuyor. Aşağıda da diyor ki sizin orada olmanız aleyhinizdeki bir takım komplo teorilerine yataklık ediyor. Ne olur dönün başımıza geçin. Ya bu kadar bir çağrıda bulunuyor. Bu yazı da yok ama bugünlerde belki hatırlarsınız şu 17-25 şeyi çıktığında bir yazı daha kaleme aldı Abdülkadir Selvi. Orada dedi ki Fetullah yani Fethullah Gülen'e bu sefer çatışma ortaya çıkıp Erdoğan'ın yanında yer almaya başlayınca nankörlük ediyorsunuz. Dün yani AKP'den şeye Gülen'e mi? Hayır. evet tabii Hı. Gülen cemaatine diyor. Tamam. AKP'den önce kaç tane valiniz vardı? Bugün kaç valiniz var? Kaç bakanınız vardı? Bugün kaç bakanınız var? Kaç rektörünüz vardı? Bugün kaç rektörünüz var? Çok açık bir şekilde bunu yazabildi ya. Yani devlet kadroları... Ve nankörlük ediyorsunuz diyor. Evet nankörlük ediyorsunuz yani siz bunun diyor. kıymetini bilmiyorsunuz, bilmiyorsunuz diyerek diyor. Gülen hareketini Ya bu var arşivlerde da. var. Bulun yazısını okuyun. Yani şunu diyor. Ya biz Yani sizinle... ne istediğinizde vermedik evet, söylemi gibi. Evet tam onu ete kemiğe büründürüyor. Diyor ki devletin kadroları... Bir hükümet ile bir cemaat arasında karşılıklı pazarlıkla paylaşıldı diyor. Yani bir cemaate tahsis edilmiş valiliklerden emniyet müdürlüklerinden bakanlıklardan anlatayım devlet kadrolarından bahsediyor ve bunu nankörlük olarak algılıyor. Sonra da diyor ki bu diyor zarar görür diyor. İşte barışın söylediği gibi bir çözüm sürecinin başlamasını şey yapıyor. Bunların hiçbirisini AKP'li isimler yapamaz ya. Yani böyle bir şey söyleyemez. Hepsi bu utançla yaşıyorlar bir kere. Yani geçmişi bu utançla dolu insanların bugün paru pak gibi böyle tertemiz kendilerini kendi kendilerine temize çekip böyle adeta timsahın gözyaşlarıyla ortaya çıkıp bir de topluma ve hepimize bir vizyon ortaya koymalı. Bir gelecek perspektifi çizmeleri ya sanki bize küfreder gibi. Ya böyle bir şey olabilir akıl tutulması falan da değil. Mi? Yani ikna etmedi mi? Abdülkadir Selvi'nin tweet'i. Bu arada çok açık söyleyeyim. Abdülkadir Hangi tweet'i bir açar mıyız tweeti? Abdülkadir Selvi bağlanmak isterse bağlanabilir. Elbette bağlanabilir. Herhangi bir mesajını konuya ilişkin savunu anlamında, fikri savunu anlamında bana iletirse buradan memnuniyetle, değil çekinmeden yayınlarım. Bir tweet'ine bunu. dönebilir miyiz? Tweet'ine bir Bakın gelelim. ikisini birlikte söyleyeceğim. Şimdi bakın çok net. Diyor ki... Bu, heh, ya da siz okuyun. Okuyayım. 9 Aralık 2013 tarihli Hocam Türkiye'ye Dön Artık başlıklı yazım Sayın Erdoğan'ın 15 Haziran 2013 tarihinde yaptığı Türkiye'ye Dön çağrısından sonra FETÖ'yü ABD'nin kontrolünden çıkarmak için yazılmıştır. FETÖ Türkiye'de olsa bugün yeri cezaevi olurdu Pensilvanya değil. Yani ne demek istiyor? Ben o günkü o çağrımla Türkiye'ye çağırdığımda aslında onun gel Türkiye'ye yargılan... Sen bir suçlusun, bu suçunun karşılığını gör, çağrısında bulundum diyor. Kendi kendini sanki böyle bir e, dürüstlük abidesi gibi göstermeye çalışıyor. Lütfen dönelim yazıya. Yazıya dönelim peki. Bakın, Türkiye'de gelseydi diyor, yeri cezaevi olacaktı diyor. Bu yazının sonunda ne diyor? Hazreti, Peygamberimizin vefatından sonra Hazreti Ebu Bekir'in gösterdiği dirayete benzer bir şekilde dönüp, başımıza gelseniz hocam. Tamam işte yani böyle ifadelerle onu gelmeye ikna ederek bir nevi kandırarak, kandırarak. E, Amerikan kontrolünden e, kurtulması, e, memleketin havasına sokulması Ya Gökben e, Karadar rica şey ederim. Bu kadar, bu kadar bu kadar bu bakın bu kadar bu kadar etmemişe benziyor. Bu kadar Ay, avanak, bu Salim kadar Bey. bu kadar şaşkın ve bu kadar bu kadar an <laughs>